Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eftalü salati ve etemü teslimi ala nebiyyina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Değerli abilerim, muhterem kardeşler. Allah nasip ederse bugün Bakara suresinin 143. ayeti kerimesi üzerinden insanlığa nasıl şahit bir ümmet olduğumuzu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek isterim. Biz mümin bir ümmetiz. Allah'a ve Allah'ın bizden iman etmemizi istediği şeylere iman eden bir ümmetiz. Ve yine biz adil bir ümmetiz. Mümin ve adil olduğumuzdan dolayı Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bizleri şahit bir ümmet kılmıştır. Mümin ve adil olduğumuzdan dolayı Allah bizi şahit kılmıştır. Biz insanlığa şahit bir ümmetiz. Şahit olabilmenin temel iki vasfıdır. İman ve adalet. Yani ümmeti Muhammed gerek diğer ümmetlere gerek bu ümmetin içerisinde insanlara şahit olacak bir ümmettir. Yani bu ümmetin insanları mümin mi değil mi? Bidat ehli mi? Sünnet ehli mi? Emin mi, hain mi? Güvenilir mi, değil mi? Yalancı mı, doğru mu? Yani şahitliği gerektirecek ne varsa bu noktada Allah için adaletle şahitlik etme görevini vermiştir Allah bize. Bu ümmeti Muhammed'in en önemli görevlerinden bir tanesidir. Hani ümmeti Muhammed'in bir takım görevleri var ya. Bunlardan bir tanesidir. Allah için şahitlikte bulunmak Bunlardan bir tanesidir insanlara şahitlik etmek. Bugün bazı insanlar insanlara şahitlik etmenin gereksiz bir şey olduğunu söylüyor. Diyorlar ki yani ne gereği var insanlar hakkında hüküm vermenin? Ne gereği var insanlar hakkında kanaat sahibi olmanın? Ne gereği var falancaların bidat ehli olduğunu söylemeye? Filancaların şirk ehli olduğunu söylemeye? Veya falancaların güvenilir, falancaların sadık, veya filancaların kazip olduğunu söylemeye ne gerek var diyorlar. Ama biz diyoruz ki bu görevi bize Allah verdi. Allah bizi adil ümmet, Allah bizi şahit ümmet kıldı. Biz insanlara şahitlik edeceğiz. Kim iyi, kim kötü, kim hak ehli, kim batıl ehli, kim bidat ehli, kim sünnet ehli, kim mümin, kim kafir bunun tanıklığını yapacağız. Bunu Allah birçok ayet-i kerimede bizlere bir yükümlülük, bir vazife olarak e, yükledi. O nedenle buna ne hacet var? Bu gereksiz bir şeydir. Böyle olunca ne olacak diyenler aslında Allah'ın bu şahitliğini reddeden, Allah'ın bu şahitlik görevini kabul etmeyen insanlardır. İşte bugün Bakara Suresi'nin 143. ayet-i kerimesi üzerinden bu şahitliğin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Bence çok önemli bir konu. Allah rızası için düşünen bir insan için orta yolu bulmanın ölçütü bir ders olacak inşallah öyle düşünüyorum. Yani bu ümmet içerisinde bir grup insan aşırıya kaçıyor. Yanlış isimlendirmelerden, yanlış hükümlerden dolayı bir grup insan da olması gereken seviyenin altında kalıyor. Allah'ın verdiği isimleri, verdiği sıfatları insanlara vermeyerek. İnşallah bu dersi düzgün dinlersek, bu derste anlatılan delilleri güzel tahlil edersek, insanlar hakkında şahitlik etmek ne demek? Bunu güzel değerlendirmiş oluruz. Bu nedenle çok önemli bir konu. Allah için dikkatle anlamaya çalışarak tarafsız bir şekilde dinleyelim. Şimdi kardeşlerim, her şeyden önce şunu bilmeliyiz. İslam'ın en önemli meselelerinden bir tanesi varlıkları Allah'ın isimlendirdiği şekilde isimlendirmek, eşyaya Allah'ın verdiği adı verebilmektir. Bu İslam'ın en önemli meselelerinden bir tanesidir. Mesela Allah içkiye haram demişse bizim de ona haram dememiz lazım. Allah ne at vermişse o adı verebilmemiz lazım. Allah faize haram demişse bir Müslüman olarak bana düşen görev faize haram demek diyebilmektir. Allah namaza farz demişse bir mümin olarak benim de namaza farz demem. Allah tesettüre farz demişse bir mümin olarak benim de tesettüre farz demem gerekir. Bu benim mümin olmamın bir gerekliliğidir. Aynı bunun gibi Allah bir amele küfür demişse bir mümin olarak benim de ona küfürdür diyebilmem gerekir. Bir amele şirk demişse benim de bir mümin olarak o amele şirktir diyebilmem gerekir. Yine bunun gibi Allah bir insana müşrik hükmü vermişse benim de bir mümin olarak ona müşrik hükmünü vermem gerekir. Allah bir insana kafir hükmünü vermişse benim de bir mümin olarak ona kafir hükmünü vermem gerekir. Yani bu noktada örnekleri çoğaltabiliriz. Allah bir insana bu doğru bir insandır, sadıktır demişse benim de sadık demem gerekir. Kaziptir, yalancıdır demişse benim de yalancıdır demem gerekir. Zalim demişse benim de zalim demem gerekir. Adil demişse benim de adil demem gerekir. Niye? Çünkü ben Müslümanım. Ne demek Müslüman? Müslüman Allah'a teslim olan demektir. Müslüman iradesini Allah'ın iradesine boyun eğdiren insan demektir. Müslüman her konuda tercihini Allah'tan yana koyabilen insan demektir. Ve dolayısıyla Müslüman varlıkları, eşyayı, insanları Allah'ın adlandırdığı şekilde adlandıran insan demektir. Vallahi bu çok önemli bir mesele. Bugün işte insanların problemlerinden bir tanesi de burası. Yani Allah'ın verdiği ismi veremiyor varlıklara. Allah'ın verdiği hükmü veremiyor insanlara. Böyle olduğu için de neticesi hiç de güzel olmayan sonuçlara çıkıyor. Yanlış kararlar veriyor, yanlış itikatlara sapıyor, yanlış yollara giriyor. En temeli Allah'ın verdiği hükmü insanlara veremediği, en temeli Allah'ın verdiği adı insanlara veremediğindendir. Şimdi bu konuda yani eşyayı Allah'ın isimlendirdiği şekilden farklı bir şekilde isimlendirme konusunda farklı düşünmek, ayrı düşünmek insanın imanına zarar veren bir husustur. Niye derseniz? Çünkü bütün alimlerimiz Allah'ın haram dediğine helal diyenin, helal dediğine de haram diyenin dinden çıkacağı, küfre gireceği hususunda ittifak etmiştir. Yani ne demektir Allah'ın haramına helal, helaline haram demek? Allah'ın verdiği hükmün zıttını vermek demektir. Bu da insanın imanıyla çelişen bir durumdur. Peki niye alimler bunun küfür olduğunu söylemişler? Bunun illeti ve gerekçesi nedir? Demişler ki bunun illeti tekziptir. Allah'ın verdiği hükmü, Allah'ın verdiği kararı yalanlamaktır. Yani sen Allah'ın haramdır dediği içkiye, faize, kumara ne olacak ya? Niye haram olsun ki? Dersen ne yapmış olursun? Allah'ın verdiği hükmü kabul etsen de etmesen de tekzip etmiş. Yani yalanlamış olursun. Bunun adı küfürdür İslam'da. Yine demiş ki alimlerimiz bunun gerekçelerinden bir tanesi de tesmiyetul eşya bi gayri ma semmallahu bih. Varlıkları Allah'ın isimlendirdiğinin dışında bir şeyle isimlendirmektir demişlerdir. Bir insan Allah'ın verdiği ismin dışında varlığa, insana, olaylara isim verirse bu insan Allah'ın ahkamını, Allah'ın naslarını yalanlamış olur. Bu da insanı dinden çıkarır Allah korusun. İşte mesele bu kadar önemlidir. Dolayısıyla kardeşlerim, Allah'ın haram dediğine helal demek nasıl ki küfür ise aynı şekilde Allah'ın kafirdir, müşriktir, cehennemliktir dediği bir insana Müslüman demek de aynı şekilde küfürdür, insanı dinden çıkarabilecek bir husustur. İkisi de aynı illete mebni. Fakat burada bazı detaylar var. Onları da inşallah konu içerisinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben bu girişi niye yaptım? Bu girişi şundan dolayı yaptım. Ümmet içerisinde bir grup insan var ki bunlar her platformda muvahhitleri, Müslümanları şirk ehline şirk ehlidir dedikleri için eleştiriyorlar ve yine bir grup insan daha var ki onlar da şöyle demeyi dillerine pelesenk etmişler efendim şirk işleyene müşrik dediğimiz zaman ne olacak elimize ne geçecek böyle bir zorunluluğumuz mu var ve buna benzer daha nice herzeler oysa biraz sonra okuyacağımız ayetlerde göreceğimiz üzere insanlara şahitlik etmek yani onların mümin mi kafir mi? Yalancı mı? Sadık mı? Emin mi? Hain mi? Olduğunu şahitlendirmek, dillendirmek, bunu gündeme getirmek bu ümmetin bir görevidir. Yani sen böyle demekle bizim elimize ne geçecek demekle Allah'ın sana yüklediği vazifeyi, sorumluluğu, görevi kabul etmemiş oluyorsun, reddetmiş oluyorsun. Bu bir suçtur. Hatta bu görev bu ümmetten olabilmenin en temel vasfıdır. Sen ümmeti Muhammed'den olacaksan insanlara şahitlik edeceksin. Biraz sonra inşallah okuyacağım ayette bunun hakikatini, mahiyetini göreceğiz. Şimdi meselemizin medarı olan Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesini okuyabiliriz. Buyuruyor ki Rabbimiz o ayet-i kerimede وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا İşte böylece biz sizi, siz insanlara şahitlik edesiniz. Resul de size şahitlik etsin diye sizi adil bir ümmet kıldık. Vasat bir ümmet kıldık. Kardeşlerim bu ayet Müslümanların konumlarını hatırlatma noktasında çok önemli ayetlerden bir tanesi. Bu ayeti bu mana açısından düşündüğümüzde üç husus dikkatimizi çekiyor. Bir, bu ümmet vasat bir ümmettir. Yani adil bir ümmettir. İki, bu ümmet insanlar hakkında şahitlik yapacak bir ümmettir. Yapması gereken bir ümmettir. Üçüncüsü de ümmetin bu şahitliğine Resul de şahitlik edecektir. Dolayısıyla ayetten elde ettiğimiz bu üç e, mesele, ayeti çok önemli kılmaktadır. Şimdi bunları tek tek sırasıyla ele alalım. Dedik ki birinci olarak bu ümmet vasat bir ümmettir. Ve kazalike cealnakum ümmeten vasatan. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Ne demek vasat? Birçok meal, birçok Türkçe yazılmış eser vasat kelimesini orta yollu diye tercüme ediyor. Bu tercüme her ne kadar hatalı değilse de maksadı ifade etme açısından çok doğru da değildir. Arap dilinde vasat demek en net kelimeyle adil demektir. Vasat ümmet yani adil ümmet demektir. Bunun için herhangi bir tefsir kitabına müracaat etmeniz yeterlidir. Tefsirleri açtığımızda alimler vasat kelimesinin adil anlamına geldiğini çok açık ifadelerle söylemişlerdir. Şimdi biz neden vasat kelimesini orta yollu diye tercüme etmeyi doğru bulmuyoruz? Sebebi şu. Çünkü Türkiye'de insanlara vasat denildiğinde genelde bir meselede iki görüş varsa onun en ortasını almak gerekir şeklinde bir anlayışa sahip oluyorlar. Yani bir konu düşünün. O konu hakkında iki taraf var. İki görüş var. Adam orta yollu olacak ya. Orta yollu olabilmek için iki tarafı da değil o meselenin ortasını alıyor, orta görüşü alıyor. Mesela buna bir örnek vereyim. Kadınların yüzünü örtmesi meselesi konusunda biliyorsunuz ümmetin iki görüşü var. Bunlardan bir tanesi yüz örtmenin farz olduğunu söyleyen görüş ki Hanbelilerin, Şafilerin ve cumhur ulemanın görüşü bu yönde. Bir grupta diyor ki kadınların yüzünü açmak Hanefiler'in görüşü olduğu üzere kadınların yüzünü açmak caizdir. Şimdi adam orta yollu olacak ya. Ne anlıyor? Kardeşim bir tarafta yüz örtmek farzdır diyen bir görüş var. Bir tarafta da yüz açmak caizdir diyen bir görüş var. Dolayısıyla ben bunun ortası olan kadının yüzünü burnuna kadar örtmesi görüşünü alayım. Böylelikle orta yollu olayım diyor. Ya bu orta yollu olmak değildir. Allah'ın ayette anlattığı vasat ümmet olmak böyle bir şey değildir. Böyle olduğundan dolayı bizim ayete orta yollu manası vermemiz çok isabetli değildir. Alimlerimizin de ifade ettiği üzere bu kelimenin en güzel karşılığı adil demektir. Yani biz sizi adil bir ümmet kıldık manasındadır ayet-i kerime. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً vasata. Biz sizi vasat yani adil bir ümmet kıldık. Peki bu mananın doğruluğunu gösteren ne? Buna iki şey zikredebiliriz. Birincisi Arap dilinde vasat kelimesinin adil anlamına gelişi. Yani bunun için çok izah yapmayacağım. Herhangi bir tefsire bakmanız yeterlidir. Orada gerekli izahlar var. İkincisi de ayetin devamı bunu destekliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz ayetin devamında. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ insanlara şahit olasınız diye sizi adil kıldık. Yani insanlara şahitlik neyle olur? Adaletle olur. Adil olan insan ancak şahitlik yapabilir. Biraz önce dersin girişinde dedim ya. Şahitliğin iki tane temel rüknü vardır. Bunlardan biri İslam, Müslüman olmak. Biri de adalettir. Müslüman olan ve adil olan bir insan şahitlik yapabilir. Bunun Hac suresinde biraz sonra delili gelecek. Dolayısıyla bu iki şart şahit olabilmenin temel rüknüdür. O nedenle biz bu ayet-i kerimede yer alan vasat kelimesine adil manası vereceğiz ki ayet-i kerime doğru bir şekilde anlaşılsın ve mana tam yerine otursun. Biz adil bir ümmetiz kardeşlerim. Adil bir ümmet insanlara ancak şahitlikte bulunabilir. Orta yollu manası verirsek bu yanlış anlamalara ve yanlış sonuçlara bizi götürür. Mesela faraza diyelim. Bunu Türkçe'de anladığımız şekliyle orta yollu olmak diye tercüme edersek o zaman uç tarafta gezen insanlara asla hüküm veremeyiz. Yani diyelim ki adam sapık, Allah'ın dinine hakaret eden, azgın bir müşrik. Böyle bir insana şimdi hüküm vereceğiz ya. Orta yollu olmam gerekir diye inanan bir adam asla böylesi bir insana hüküm veremez. Ama adil olduğunu düşünen bir insan buna kesinlikle ve kesinlikle hüküm verebilir. Niye biliyor musunuz? Çünkü adalet bir insana ya da bir varlığa hak ettiği hükmü verebilmektir. Zulüm ne? Zulüm bir eşyayı olması gereken yerden alıp başka bir yere koymak. Mesela şu lambanın yeri burada olmaktır. Ben şimdi yukarıdan alır da onu aşağı tarafa koyarsam bunun adı zulüm olur. Şu aletin yeri burasıdır. Ben bunu alır da sizin yanınıza koyarsam bu zulüm olur. Adalet onu hak ettiği yere koymaktır. Lambayı yerine koymaktır adalet. Aynı bunun gibi adam Allah'a şirk koşuyorsa, şeriatın küfürdür dediği sarih amelleri işliyorsa, bu adama müşrik ismini vermektir adalet. Yani orta yollu olacağız diye uç tarafa, hüküm vermekten imtina etmez adil bir insan. Fakat orta yollu olacağım diye kendisini inandıran bir insan asla uç taraftaki insanlara hüküm veremez. Dolayısıyla vasat bir ümmet olmak demek adil bir ümmet olmak demektir. Vasatız demek adiliz demektir. Her meselede orta yolu tutacağız demek değildir. Bazen uç şeyi gerektiriyor olsa bile bir meselede hüküm vermek Adalet onu gerektiriyorsa onunla hüküm verebiliriz demektir. Bu kesin böyledir. Bunun aksini söylemek birçok yanlış sonuca götürür. O nedenle bu noktayı unutmayalım. Bu bir. İkinci olarak dedik ki bu ümmet insanlara şahitlik yapacak bir ümmettir. Litekunu şuhedâ alen nas İnsanlara şahit olasınız diye buyurdu Rabbimiz. İnsanlara şahit olasınız diye. Demek ki bizim ümmeti Muhammed olarak şahitlik görevimiz var. Şimdi burada bir soru soralım. İnsanlara şahitlik etmek ne demek? Hani birileri diyor ya, ne gereği var canım insanlara hüküm vermenin? Kala kala bize mi kaldı bu mesele? Böylesi bir şeyin ne faydası var? Böyle diyorlar ya. Bakın. Allah bizim şahit olmamız gerektiğini söylüyor. Bizi bunun için adil bir ümmet yaptığını söylüyor. Ne demek yani şimdi insanlara şahitlik etmek ya? Allah bizi böyle bir görevle görevlendirmiş. El cevap İnsanlara şahit olmak demek onlar hakkında hüküm vermek demektir. İnsanlara şahit olmak demek onlara hüküm vermek. Onların iyi mi kötü mü? Adil mi zalim mi? Mümin mi kafir mi? Emin mi hain mi? Sadık mı kazip mi? Olduğunu söylemek demektir. Böyle inanmak, insanlara bunu duyurmak demektir. Şahitlik ne demek? Biz hem dünyada hem ahirette insanlara şahitlik edeceğiz. Nasların bize bildirdiğine göre ve müfessirlerimizin izah ettiğine göre ahiret günü geldiğinde ümmeti Muhammed diğer ümmetlere şahitlik edecektir. Ahirette ümmeti Muhammed diğer ümmetlere şahitlik edeceği gibi bu dünyada da insanlara şahitlik edecektir. Sen eğer bir insanın adil mi zalim mi olduğunu öğrenmek istiyorsan ümmeti Muhammed'in adil insanların sözlerine bak. Sen bir insanın mümin mi kafir mi olduğunu öğrenmek istiyorsan ümmetin en adil insanların o insan hakkında verdiği hükme bak. Çünkü bu ümmet insanlara hüküm veren bir ümmettir. Şahitlik eden bir ümmettir. Şimdi bunun çok delili var. Ben sadece burada üç tanesini zikredeceğim. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir meclisin yanından bir cenaze geçti. Cenazenin kime ait olduğunu bilen sahabiler dediler ki ne iyi bir adamdır, ne hayırlı bir adamdır. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki vecebet, vacip oldu. Daha sonra bir cenaze daha geçti. Bunun üzerine sahabiler dediler ki ne şerli ne kötü bir adamdır. Peygamber Efendimiz de dedi ki vecebet, vacip oldu. Ömer radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah bir cenaze geçti. Sen ona dedin ki vacip oldu. Yine bir cenaze geçti. Sen ona dedin ki vacip oldu. Vacip olan nedir? Dedi ki ey Ömer. Men esneytum aleyhi hayran vecebet lehul cenne. Ve men esneytum aleyhi şerran vecebet lehul nar. Siz kime hayır şahitlikte bulunursanız ona cennet vacip olur. Siz kime şerle hükmederseniz, şer şahitlikte bulunursanız ona ateş vacip olur. Entum şuhedaullahi fil ard. Entum şuhedaullahi fil ard. Entum şuhedaullahi fil ard. Siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz buyurdu. İmam Bukhari'nin naklettiği bir rivayet. Üç kere bunu tekrarladı. Subhanallah ifadeye bir bakın. Siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Siz kime şahitlik ederseniz Allah onu öyle değerlendirir. Allah adına şahitlik böyle bir şeydir. Müslüman zaten adil olacağı için ancak adiller şahitlikte bulunabileceği için adil bir şahidin adaletin ölçülerini eline alarak bir insan hakkında hüküm vermesi Allah indinde makbul bir hükümdür. O nedenle biz insanlar hakkında hüküm verirken Allah'ın şahitleri olduğumuzu bilerek bu bilinçle hüküm vereceğiz. Mümin dediğimize de kafir dediğimize de adaletin çerçevesinde adalet gereği bunu diyeceğiz ve bunu söylerken çok dikkatli olacağız. Yani sen kafir olan bir insana mümin dersen Allah'ın şahitliğini yerine getirmemiş olursun. Mümin olana da kafir dersen yine Allah'ın şahitliğini yerine getirmemiş olursun. Zalime adil dersen Allah'ın şahitliğine ters düşmüş olursun. Adile zalim dersen yine Allah'ın şahitliğine ters düşmüş olursun. O nedenle her insana hak ettiği hükmü, hak ettiği ismi ve hak ettiği mertebeyi vereceksin. Bunların her ikisi de bir şahitliktir ve her ikisi de bir sorumluluktur. Sorumluluklarımızda dikkatli olmamız gerekmektedir. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Ma min abdin muslimin yamut. Ölen hiçbir Müslüman kul yoktur ki yeşhedu lehu selâsetu ebyâtin min cîrânihi bi hayr. Komşularından üç kişi onun için hayırlı bir şahitlikte bulunursa illa Allahu azze ve cel aziz ve celil olan Allah der ki kad kabiltu şehâdete ibâdi alâ mâ alimu ve gafertu lehu mâ a'lemu. Ben kullarımın kendi bildiklerine dayanarak onun hakkında verdikleri hükmü kabul ediyorum. Bilmedikleri benim bildiğim meseleleri de affediyorum buyurdu. Bakın ne kadar önemli bir ifade. Kullar, mümin kullar bir insan hakkında hüküm verdiğinde bilerek ama alame alimu bildiklerine göre onlara yansıyan şekliyle hüküm verdiklerinde Allah bu hükmü onlardan kabul ediyor. Biraz önce de dedim ya, Müslüman olmayan ve adil olmayan zaten hüküm veremez. Hüküm verebilmenin yegane şartıdır İslam ve adalet. Adil olan bir insan da kendisine yansıdığı şekliyle bir insana hüküm verirse bu Allah nezdinde makbuldur. Velev ki hata etse bile Allah bu noktada onu bağışlayacaktır. Bu rivayet bize göstermektedir ki Müslümanların şahitliği Allah indinde makbul bir şahitliktir. Öyle önemli bir meseledir ki Müslümanların şahitliği kardeşlerim. iki tane Müslümanın şahitliğiyle bir insan mürtettir diye öldürülebilir. Yani iki tane adil Müslüman bir insanın küfür sözü söylediğine dair kadının önünde şahitlikte bulunsa kadı onların söylemiş olduğu sözün neticesinde o adama mürtet cezası uygulayabilir. Yani şuna bakın. Allah sana senin sözüne öyle değer veriyor ki senin sözünün neticesinde bir insanı mürtettir diye öldürtebiliyor. Bu kadar önemlidir Müslümanın şahitliği. Ama Müslüman bilinçli bir insandır, basiretli bir insandır, rastgele hüküm vermeyen, rastgele konuşmayan bir insandır. Verdiği hükümlerde mutlaka ve mutlaka adalet çerçevesini gözetir. Bunun dışına çıkmaz. Üçüncü bir rivayeti daha aktaracağım. O da İmam Bukhari'nin nakletmiş olduğu bir rivayet. Nuh Aleyhisselam kıyamet günü çağrılacak diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve ona denecek ki ey Nuh sen kavmine tebliğ ettin mi? Nuh Aleyhisselam diyecek ki evet ya Rabbi ben kavmime senin dinini tebliğ ettim. Bunun üzerine Allah kavmine soracak. Diyecek ki ey Nuh kavmi Nuh size tebliğ etti mi? Benim dinimi size anlattı mı? Onlar da diyecekler ki: "Ya Rabbi, vallahi bize bir uyarıcı gelmedi. Böyle bir şey olmadı. Biz öyle bir davete muhatap olmadık." Böyle diyecekler. Bunun üzerine Allah diyecek ki: "Ey Nuh! Bana şahit getir. Senin bu insanlara dinimi anlattığına dair şahit getir." Nuh Aleyhisselam ümmeti Muhammed'e gelecek ve diyecek ki ya Rabbi benim şahidim Muhammed ve onun ümmetidir. Sonra onlara sorulacak onlar da Nuh Aleyhisselam'ın kavmine tebliğ ettiğine dair şahitlikte bulunacaklar ve Allah onların bu şahitliğini kabul edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamette yaşanacak bu manzarayı anlattıktan sonra diyor ki işte bu Yüce Allah'ın biz sizi siz insanlara şahitlik edesiniz, Resul de size şahitlik etsin diye adil bir ümmet kıldık buyruğunda anlatılan şeydir. Şimdi kardeşlerim tüm bu rivayetler insanlar hakkındaki şahitliğimizin olduğunu ve bunun da Allah katında bir değerlendirilmeye tabi tutulacağını ifade etmektedir. O nedenle bizler Müslüman hükmü verirken de, müşrik hükmü verirken de, adil hükmü verirken de, zalim hükmü verirken de çok dikkatli olmalıyız ve bu konuda adaletin gerektirdiği şeyi yapmalıyız. Bu sorumluluğumuzu unutmamalıyız. Burada bir soru sorayım. İnsanlara şahit olmaktan biz ne anlıyoruz? Demek ki birilerinin iddia ettiği gibi insanların imani durumlarını, konumlarını değerlendirmek yanlış bir şey değildir. Hani birileri diyorlar ya, insanların imani durumlarından sana ne? Bunu bilmemizin bize ne yararı var? Şirk işleyene müşrik dediğimizde elimizde ne geçecek? Tekfirin ne yararı var? Böyle söylüyorlar ya. Olur mu kardeşim ya? İnsanların imanını, imani konumlarını, durumlarını bilmek şer'i bir vecibedir. Yine bu Allah ve Resulünün bir hükmüdür. Bizden istemiş olduğu bir şeydir. Müslümanlar bu meseleyi basite alamazlar. İşte ayet ya. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ siz insanlara şahitlik edesiniz diye biz size adil ümmet kıldık diyor Allah. İnsanlara nasıl şahitlik edeceksin? Onların durumunu bilerek mümin mi kafir mi? Adil mi zalim mi? Yalancı mı emin mi? Güvenilir mi? Yani bunu bileceksin. Bununla hüküm vereceksin. Budur şahitlik. Bu yanlış bir şey değildir kardeşlerim. Yani insanları böyle kategorize etmek yanlış, sakınılması gereken tehlikeli bir şey değildir. Kategorize ederken sakıncalı olan bu noktada şer'i sınırları aşmaktır. Adalet sınırlarının dışına taşmaktır. Sen insanları böyle mümin kafir, bidatçı sünnet ehli, adil zalim böyle kategorize ederken bundan korkma bu kötü bir şey değil. Adalet çerçevesi içerisinde bunu yaptığın sürece bunda bir beis yok. Sakınılması gereken, korkulması gereken burada haddi aşmak, şer'i çerçevenin dışına çıkmaktır. Bu olmadığı sürece insanlar hakkında hüküm vermekte, kanaat getirmekte herhangi bir mahzur yoktur. Ayrıca eğer böyle olmazsa biz insanları kategorize etmezsek inanan inanmayan mümin kafir bidatçı sünnet ehli adil zalim bu şekilde kategorize etmezsek özellikle tekfir ahkamına bağlı olan meselelerde biz nasıl doğruyu bulacağız? Mesela miras ile alakalı hükümlerde nasıl değerlendirme yapacağız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki La yerithul mu'minul kafira ve kafirul mu'mine. Mümin kafire, kafir de mümine mirasçı olamaz. İkisi birbirinin mirasını alamaz. Bak Allah Resulü ayırdı. Şimdi ben bir insanın mümin mi kafir mi olduğunu bilmezsem, bunun adını koymazsam ben bu noktada nasıl doğruyu bulacağım? Yine mesela nikahla alakalı hükümleri nasıl değerlendireceğim? Müminin nikahı kafire haramdır. Ben mümine bir kızımı kafir bir erkeğe veremem. Müşrik bir kadını nikahıma alamam. Ben eğer insanları bu şekilde kategorize etmezsem, müşrik mi, müslüman mı, iman ehli mi, değil mi bilmezsem, adını koymazsam bu noktada nasıl hakkı bulacağım? Yine yöneticilerle alakalı meselelerde nasıl doğruyu bulacağım? Mümin bir yöneticiyle beraber cihada çıkmak, onu desteklemek, ona dua etmek, Açık bir küfür işlemedikçe onun yanında durmak bu vacip. Eğer bir yönetici kafir ise onu desteklemek, ona beyat etmek, onun yönetici edinmek, ona yardım etmek, onun sancağı altında savaşa çıkmak, onun hükmüne muracaat etmek bu da caiz değil. Eğer ben bir yöneticiyi mümin mi kafir mi diye bir değerlendirmeye tabi tutmazsam bu meseleleri nasıl çözeceğim? Allah korusun kafir bir yöneticiye Müslüman hükmü verirsem onunla beraber savaşmak, onu desteklemek, onun yanında yer almak durumunda kalırım. O nedenle gerek yöneticilerle alakalı meselelerde, gerek mirasla alakalı meselelerde, gerek nikahla alakalı, gerek cenazeler ve namazla alakalı gibi tekfir ahkamına bağlı olan birçok meselede benim doğruyu bulabilmem ancak ve ancak bu kategorizeyi yapabilmemle mümkündür. Yani insanlara şahitlik etmemle mümkündür. Alimlerimiz diyorlar ki مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ Bir vacip, bir vecibe neyle tamamlanıyorsa o tamamlayıcı olan şey de vaciptir. Eğer senin yöneticilerle alakalı meselelerde, cenazelerle alakalı meselelerde, mirasla alakalı meselelerde, imametle alakalı meselelerde kimin mümin, kimin kafir olduğunu bilmen bir görevse doğruyu bulabilmen için o zaman senin bu kategorizeyi yapman da vaciptir. Çünkü bu ancak onunla tamam oluyor. Bu da bu noktada bilmemiz gereken önemli meselelerden bir tanesidir. Buna gereksiz işlemek tamamen bir herzedir. Yani dalaletten başka bir şey değildir. Üçüncü meselemizde son meselemiz dedik ki ümmetin bu şahitliğine Resulullah da şahitlik edecek. Biz insanlara şahit olacağız ve bu şahitliğimize de Allah Resulü şahitlik edecek. Eğer biz şahitliğimiz noktasında adaletten saparsak, yanlış hüküm verirsek, Allah ve Resulünün bizden istediği yolun dışına çıkar, yanlış yollara müracaat ederek insanları kategorize etmeye kalkarsak, yarın kıyamet gününde Allah Resulü de bizim aleyhimizde şahit olur. Ve biz bunun hesabını veremeyiz. Bu neyi gösteriyor bize? Bu bize Müslümana Müslüman dememiz gerektiğini, kafire kafir dememiz gerektiğini ve bunların yerlerini asla karıştırmamamız gerektiğini ifade ediyor. Bir grup var. Bunlar mürciye ya da mürciye bulantısı olan insanlar. Bunlar net küfür ameli olan, net küfür itikadı olan insanlara bile bunlar kafir olmuştur. Ya da bunlar yapmış oldukları bu şeylerle küfre girmiştir diyemiyorlar. Yani Allah'ın bu noktadaki şahitliğini reddediyorlar. Bu noktadaki şahitliğine muhalefet ediyorlar. Ya o adam küfre girmiş. Allah'a sövmüş. Allah'ın şeriatını reddetmiş. Allah'ın ahkamını bırakarak kendisi hüküm koymuş. Yani Allah'ın Kur'an'da açık küfür dediği ameller ne varsa bunları yapmış. Sen daha ne bekliyorsun bu adama küfürük mü vermek için? ne geçecek elimize diyor. E sen o zaman niye Müslüman olanlara Müslüman diyorsun? Eline ne geçiyor? İşte Müslümana Müslüman dediğinde eline ne geçiyorsa net kafir olan bir adama da kafir dediğinde eline o geçecek. Bu kadar önemli bir mesele. Yine bir grupta var ki onlar da hariciler ya da haricilik bulantısı olan insanlar onlar da İslam'ı net olan tevhidi sabit olan Müslümanlara bazı ihtilaflı meselelerden dolayı ya da tekfiri gerektirmeyecek meselelerden dolayı hemen kafir hükmü veriyorlar. Bu da aynı birincisi kadar tehlikelidir. Kardeşim sen kafire kafir derken de Müslümana Müslüman derken de adil olacaksın. Müslümana kafir, kafire de Müslüman dersen bu adaletten şaşmış ve Allah korusun şahitliği yerine getirememiş. Bir de Allah'a muhalefet etmiş olursun. Her biri insanı kötü bir neticeye götüren şeydir. Sonuç olarak kardeşlerim Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bizi adil bir ümmet olmakla vasıflandırdı. Bunu da insanlara şahitlik etmemiz için yaptığını söyledi. Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesi bize adil bir ümmet olduğumuzu hatırlatıyor. Aynı bunun gibi Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz buyuruyor ki Huve semmâkumul muslimin sizi Müslüman diye adlandırdı. Bakın burada da şahitliğin ikinci e, esasını, ikinci ruknunu Allah bize söylüyor. Bizi Müslüman olarak adlandırdı. Bunu niye yaptı? لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَه۪يدًا ve وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız diye. Bu iki ayeti birleştirdiğimiz zaman iki tane temel rüknü elde etmiş oluyoruz. Bunlardan birisi adalet, Birisi de Müslümanlık İslam. Bir insan Müslümansa ve o insan adilse bu adam insanlara şahitlikte bulunabilir. Ama eğer adam Müslüman değilse ya da adil değilse onun vereceği hükme itibar edilmez. O adamın şahitliği makbul de değildir. Dedik ki Müslüman olmak ve adil olmak şahitliğin iki esası. Adam Müslüman değilse nasıl hüküm veriyor biliyor musunuz? Net kafir olan küfrü güneş kadar açık olan, Allah'ın şeriatını reddedip şeriatı aykırı kanun koyan insanlara Müslüman diyor. Mümin olan, tevhid ehli olan insanlara da ajan, sapık, harici, cehennem köpeği diyor. Bakın İslam olmazsa adaletten bu şekilde saparak yanlış hüküm veriyor. Ya da adam Müslüman ama adaletten sapmış, aşırıya kaçarak tevhid ehlini basit meselelerden dolayı, ihtilaflı meselelerden dolayı tekfir ediyor. O nedenle Bizim Müslümanları yanlış yere tekfir etmememiz için bir de kafir olanlara Müslüman hükmü vermememiz için hem Müslüman hem de adil olmamız gerekiyor. İşte kardeşlerim bugün bu meclisimizde Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesi üzerinden ümmetin gündemini meşgul eden bir meseleyi ele almaya çalıştık. O da insanları değerlendirme, insanlar hakkında şahitlik etme, insanlar hakkında hüküm verme meselesi bir grup insan özellikle son günlerde Müslümanlara çok yükleniyorlar. Yani Müslümanları insanları kategorize etmelerinden dolayı eleştiriyorlar. Bu ayetler üzerinden evvela onlara nasihat etmek istedim. Çünkü bu ayet-i Rabbimiz bize bir sorumluluk yüklüyor. O da insanlara şahitlik sorumluluğu. Bizler şahit olan bir ümmetiz. İnsanları kategorize eden bir ümmetiz. Kimin adil, kimin zalim, kimin emin, kimin hain, kimin mümin, kimin müşrik olduğunu ortaya koyan bir ümmetiz. Bunu da mücrimlerin yolu Müslümanların yolundan ayrılsın diye yapan bir ümmetiz. Bir böyle grup var bir de haksız yere Müslümanları eleştiren, tekfiri hak etmeyecek muahitleri bir takım ihtilaflı meselelerden dolayı tekfir eden aşırı olan Müslümanlar var. Bunlar da Allah'ın şahitlik görevini yerine getirmiyor. Çünkü adaletten sapıyorlar. Bu iki gruba da bu ayet-i kerime üzerinden nasihat etmek istedim. Rabbim inşallah bu nasihatimizi gitmesi gereken yere ulaştırır. Ve bu noktada adaletten sapan her iki gruba da doğru yolu gösterir. Rabbim konuştuğumuz, yaptığımız, inandığımız her şeyde bizi adaletten saptırmasın bizi adil bir ümmet kılsın. Bizi adil ümmetin vasfı olan şahitlik görevini hakkıyla yerine getiren Müslümanlar kılsın. Ve bu noktada bizi Rabbim şaşırtmasın. Allah hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediniz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil